Bugün size yeni icadımızı tanıtmak istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu bir ışık. Ancak etrafta hiçbir yerde priz yok. Priz yokken ışığımızı nasıl yakacağız? Bunun için bir seyyar güç kaynağı ve bu seyyar güç kaynağına bağlanan bir ışık geliştirdik Allah'ın izniyle. Şimdi burada bir kabımız var. Biliyoruz ki limonda asit vardır. Bu asitler bize elektrik enerjisi üretebilir. Bu da sirke. Sirkede de aynı şekilde asit vardır. Bunlar elektrik enerjisi üretirler. Şimdi buradan bunu kapatıyoruz. Bu icada biz seyyar güç kaynağı dedik. Seyyar elektrik. Bunu da kapattık. Şimdi buradan diyelim ki acil ışık yapma ihtiyacınız oldu. Diyelim ki elektrikler kesildi ama ışık yakmanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bunu? İşte bu seyyar hiçbir prize ihtiyaç duymayan işte seyyar ışıkla. Görüyor musunuz? Veya diyelim ki dışarıya çıktınız. Onun için de böyle bir aparatımız mevcut. Dışarıya önemli bir ormana diyelim veya önemli bir geziye çıktınız. Şu şekilde takalım. Tamam. Önemli bir geziye çıktınız. Ormana gittiniz diyelim. Onu da bakın böyle seyyar güç kaynağı buraya takıyoruz. İstediğiniz bir yerde, sokakta olsun, ormanda olsun, doğa koşullarında bu seyyar, görüyor musunuz? Seyyar ışığımızı kullanabiliyoruz. Bu icadımız için TÜBİTAK'tan destek bekliyoruz. Yaklaşık 1,2 milyon TL ile bu icadımızı hem seri üretime geçirebiliriz hem de daha ilerletebiliriz. Nanoteknoloji kullanarak bu icadımızı Allah'ın izniyle 3 kilonun altına düşürmeyi hedefliyoruz. Yaparız değil mi? Yaparız, Yaparız. yaparız. İnşallah, Yapacağız. inşallah yapacağız. Görüyorsunuz. Bakın. Bu projemize, bu icadımıza da şu ismi vermek istedik. Evet. Diyotlarla önergelenmiş rezistanslı devre üzerinde nanoteknolojiyle camlanmış ürünün mutabakat uygulanarak reostalarla arttırma teşkilatı. Ya da kısaca 4. Murat.